Bugün de burada doğalgaz deplasesinden sonra ihaleye çıktık ve inşallah Barış Mahallesi'nde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Bu da burada gerçekleşme olacak. Yine en kısa sürede inşallah bu tesisle birlikte yine burada bir tren yolu üzerinde üst geçit yapıyoruz. Şu anda Devlet Demiryolu'nda ihale oraya geldi. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Yani ihale aşamasında. Onu da müjdesini verelim. Burada bu tesiste bir tane 700 kişilik düğün salonumuz olacak. 4780 metrekare, yani 4800 metrekare bir kullanım alanı. 2700 metrekare arsanın büyüklüğü. Burada otoparkıyla birlikte sosyal tesisimizde inşallah bundan sonra bir mahallemizi yapacağımız düğünler burada gerçekleşmiş olacak. Yine akşamları veya hafta sonları eşinizi, ailenizi, misafirlerinizi götürebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir tesise kazanmış oluyorsunuz. Hem burada yemek yiyebileceksiniz, hem kafeterya görevi yapan bir tesise Barış Mahallesi kazandırmış olacağız. Artık Barış Mahallesi büyüyor, gelişiyor. Yeni yapılan sosyal tesislerle, binalarla. İnşallah burada şu çalışmalarımızda bir teleferik çalışmamız var. Biraz binaların konumu biraz zorlaştırıyor. Eğer o çalışmamızda gerçekleşmiş olursa, yani tam ideal bir seviye ulaşmış olursa, bir teleferik Eskisar'la Barış Mahallesi arasında bir teleferik de gerçekleşmiş olacak. Yakın zamanda yine Tatlıkuyu'da pazar yerimiz biliyorsun, Barış Mahallesi ve Tatlıkuyu'ya tabiden bir pazar yeri, bir kapalı pazar yerimiz de gerçekleşti. Bunlarla birlikte Eskisar'da açılacak Macera Aksiyon Parkı, yine Eskisar'da kalenin yapacağımız reklasyon çalışmasından sonra buralar o kadar güzelleşecek ki artık Gebze'de oturmak zorunluluktan değil, keyif alanın ve mutlu olan bir ortama kavuşmanın vermiş olduğu bir hazla inşallah Gebze'de oturmaktan büyük mutluluk duyacağız. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Gebze her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Ben bu çalışmalarda emeği olan Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere Başbakanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, teşkilatlarımıza ve bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Devrimiz yapıyor, sessiz, sakin. Bitirecek ve açılışını da yapacak. Eskide böylesi projelere bakanlar, başbakanlar katılıyordu temel atma törenlerine. Türkiye nereden nereye geldi? Bu mesele halkına sevdalı olanların dertleneceği bir meseledir. AK Partililer halkına sevdalılardır. Bizim için mevkilerin, makamların hiçbir önemi yoktur. Bizim için asıl olan bayraktır, vatandır, ezandır. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, bütün teşkilatlarımız, bütün belediyelerimiz, gecelerini gündüzlerine katılır, bütün kamuda çalışanlarım, müdürlerimiz, burada Milli Eğitim Müdürümüz de var. Hepimiz ülkenin yarınları için çalışıyoruz. Ve Türkiye Allah'a hamdolsun darbeye rağmen, işgale rağmen, 15 Temmuz çok apyurun kahpe girişmeye rağmen büyümeye devam ediyor. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Ve biiznillah Türkiye büyümeye devam edecek. Ve biz dostlara güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımıza, onun çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Barış Mahallemize hayırlı olsun. Gebze Belediyesi'ni izlemeye devam edin lütfen. Barış Parkımızın mahallemize, memleketimize, bütün insanlarımıza hayırlar getirmesini, barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ya Rabbi, dünyamızı ve ahiretimizi hayır eyle. Vatanımıza, milletimize birlik ve dirlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, böyle güzel müesseseleri yapan kardeşlerimize sağlık, afiyet, güç nasip eyle ya Rabbi. Emsallarının da çoğalmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu müessesenin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.